Bir önceki derste dediğim gibi eğer bölüşüm fonksiyonunu biliyorsak tüm durum fonksiyonlarını elde edebiliyorduk. Buradan hemen iç enerjiden başlayalım. İç enerji neydi? U. Bu aynı zamanda ortalama mikrodurumların enerjisine eşitti. Mikrodurumların ortalama enerjisine eşitti. Bunu yazarsam hemen tanımdan ne olacak? Burada i üzerinde ei e üzeri eksi beta ei bölü z vardı elimde. Şimdi bu integrali almak istiyorum. Burada ne var? Bir tane ei var. Bir tane beta türevini atarsam eksponansiyeli vurduğunda aşağıya bir tane ei düşürecek. O zaman u dediğim şey 1 bölü z'im dışarı attım. Zaten o bir sabit. Eksi d bölü d beta parantezi koyalım. Toplama i üzerinden e üzeri eksi beta ei oldu. Burada görüyorsunuz bu zaten z demek. O zaman bunu biraz daha güzel yazarsam benim elimde eksi 1 bölü z d bölü d beta z çıktı. Eğer türevinde ne olduğunu hatırlarsanız işte burada bir 1 bölü z var. Burada da z'nin kendisi var. Bu olsa olsa ne olabilir? Şöyle bir şey olabilir. Elen z. Bu önemli bir formül. Unutursanız ama hemen çıkartabilirsiniz. Şimdi burada t'ye göre türev de yazabilirim. Hatırlarsanız beta dediğim şey 1 bölü kt idi. O zaman ben d bölü d beta'yı hemen işte zincir kuralı kullanırsam dt bölü d beta d bölü dt olacak. Şuradan t'yi çekip oradan türevini alırsam beta'ya göre ne verecek bana? Eksi Boltzmann gelecek. 1 bölü t olacak. Onun türevine baktığım zaman işte tekrar olacak. D bölü dt olacak. O zaman bu u'yu şöyle de yazabilirim. Boltzmann t kare d bölü dt ln z, logaritma z ya da. Şimdi buradan hemen bir şey de bulabilirim. CV'yi. Neydi CV? Sabit basınçta ısı sahası. CV dediğim şey neydi? U'nun T'ye göre türeviydi. Ne yapacağım? V'yi sabit alacağım. Hemen burada bunu yaparsanız ne vereceğini göreceksiniz hemen. Ne gelecek? İlk başta bir t terimi var. Oradan bana 2 K Boltzmann t d bölü dt ln z olacak. Sonra gidecek t öbürüne vuracak. Artı K Boltzmann t kare d kare dt kare ln z'ti. Bunu biraz daha güzel yazarsam CV'yi de şöyle yazabilirim. KT'yi dışarı attım. Ne kaldı? İçeride iki tane D bölü DT ln Z V sabitken. Tabii bunun V'yi sabitken almam lazım bu integralleri. Neden? Çünkü şey tanımda. Ondan sonra ne olacak? İşte bir tanesini dışarı attım. Bir tane burada kaldı. D kare dt kare ln z ve sabitken. Gördüğünüz gibi ısı sahasında z cinsinden yazabiliyorum. Daha sonra entropi hesaplayabilirim.
entropiyi hesaplamak için ne yapabilirim? Hatırlarsanız entropinin tanımı istatistik. Fizik için yapmıştık. Geçen dönem bayağı bir vakit harcamıştım bu entropi için. Neydi o? Toplama i üzerinde pi ln pi ile veriliyordu. Şimdi ne yapacağım? Pi'yi yerine koyacağım. Pi dediğim şey nedir? E üzeri eksi beta ei bölü z. Şimdi buradan bir de neyi bilmem lazım? Ln pi'yi bilmem lazım. Ln'i alırsam, logaritmasını alırsam. Eksi ln z elde edeceğim. Sonra da bunu alıp yerine koyacağım. Neydi? S dediğim şey. Eksi k boltzmann. Ondan sonra toplama i üzerinden. Şurada pi var. İlk pi'yi bıraktım orada. Şu eksilerin hepsini dışarı atayım. Artı olsun. Burada ne oldu? Beta ei var. Artı pi ln z. Şimdi şuna bakarsam şu kısma bu bana neyi verecek? Toplam i pi ei dediğim şey e'nin ortalama değeriydi. O da u'ya eşitti. O zaman S dediğim şey beta k boltzmann u. Sonra şuraya bakayım. Burada ne var? Ln z var. Logaritma z dediğim gibi bir tane sayı toplamanın dışına atabilirim. O zaman şu terim şuna eşit olacak. Ln z toplama i pi. Bu da 1'e eşitti. O zaman burası basitçe ln z olacak. Hop. Bakalım doğru mu yaptık? Evet. Eğer bunu illaki t cinsinden yazmak isterseniz şöyle de yazabilirsiniz. U bölü T artı K Boltzmann logaritma Z. Beta'yı yerine koydum. Peki. Bunu bulduk. Ondan sonra bizim ne vardı? Helmholtz serbest enerjimiz vardı. Bunu da hatırlarsanız geçen dönemde U eksi TS olarak tanımlamıştık. Şimdi ne yapacağım? Daha önce bulduğum sonuçları yerine koyacağım. Burada ne var? İşte U var eksi T. S dediğim şey U bölü T artı K Boltzmann logaritma Z ile. Hop, burada çok güzel bir şey oldu. Şuradaki T'ler gidecek gördüğünüz gibi. Burada KT gelecek. Ondan sonra U'lar da birbirini götürecek. O zaman bu bana basitçe eksi K Boltzmann T logaritma Z oldu. Yani bunu daha güzel yazarsam ben betaları seviyorum. Ln z olarak yazabilirsiniz. Buradan diğer taraftan z'yi bölüşüm fonksiyonu yani şöyle de ifade edebileceğimizi görüyorsunuz. Yani serbest enerji ile bölüşüm fonksiyonu arasındaki ilişki de bu.
Dolayısıyla aynı şey serbest için, enerji için de geçerli. Eğer serbest enerjiyi biliyorsanız her şeyi biliyorsunuz demek. Peki. Bunu hesapladık. Ondan sonra mesela bu bir gazsa basıncı hesaplayabilirim. Basıncı nasıl hesaplayacağım? Yine geçen dönem yapmıştık bunları uzun uzun. Basınç dediğim şey T sabitkendi. Alacağım, yerine koyacağım o zaman. Bunu da yerine koyarsam, işte uzun uzun yapmıyorum. Boltzmann T. Ve T sabitken olacak. Peki. Sonra başka ne görmüştük? Geçen dönem entalpi görmüştük. Entalpinin tanımı da H eşittir. U artı PV'ydi. Yine bütün her şeyi yerine koyacağım. Her şeyi yerine koyduğum zaman bu da bana Boltzmann T. Direkt notlarımdan yazıyorum. Şey çıkartmaya gerek yok herhalde. V sabitken artı V'ken ne yaptık? Ha, bu sefer yine bu sefer V'ye göre türev T sabitken olacak. Bu entalpi. Ne kaldı? Gibbs kaldı. Gibbs fonksiyonu da işte yine hemen yazarsam F artı PV gibiydi. O da Boltzmann T eksi logaritma Z artı V DV T olacak. Böylece gördüğünüz gibi söz verdiğim her şeyi yapmış oldum. Peki. O zaman bir sonraki derste örneklere başlayacağım.